Üçüncü bölgede. Evet, kayda başladım. Ben Yeni o bölgeyi başladım. bilmiyorum, onlara çalışacağım. Ne Ben bölgesi sana arayayım. atarım notlarını. Sen bana at. Bölgeyi bilmiyor musunuz? Birinci, ikinci, üç, dört bölge vardı. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben Tamam. hatırlamıyorum. Evet. Tekrar yapmıyor muyum? Tam yapacağım 30 işte. derece. Bulabilirsin sen. Burada derse başladı mı? Kanka vallahi yapacağım. Çok güveniyorum Kanka kendime. 90, 90 birinci bölge oluyor. 180 Hayır. ikinci bölge. 270 Ha, üçüncü bölge. biliyorum 360. onları. Ha Onları işte o biliyorum. işte bölge. Derse başladı Adını mı? Hala karıştırmışım. konuşuyor. Sesinizi kapatabilir misiniz? Tamam başlayalım. Evet, şimdi başlık olarak 30 derece 45 ve 60'ın trigonometrik olanı. Zaten bunlar ben size öğrettim. 30, 60, 90 üçgeni ve 45, 45, 90'ı. Değil mi? Bunları biliyorsunuz. Yani şu tabloyu artık bilmeniz lazım. Yani ezberlemeyin. Ben size geçen ders verdiğim ödev buydu işte. Değil mi? Sinüs 30 kaç? 1 bölü 2 bunu bulmuştuk. Sinüs 45'e 42 bölü 2 ödev vermiştim. Bulduk hatta. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Bunların hepsi tek tek bulduk da. Bunların hepsini artık bu tabloyu ezberlemiyoruz. Öğrendik. Hocam siz bize 45 ve 60 yaptırmadınız ki. Evet, 30 60 evet.30 Nasıl 30 yaptırmadım ya? 30 Yaptırdı 30'da sinüs sinüs 60'ı, 60 kosinüs 60 yan hepsini. yana Ay yazdın Gülden ya. bir tek sen bir Dakika Hocam bakacağım. ikisini de yaptın. Tekrar bak sen yaptın şeyi. Değil mi? Hocam 30 hemen 60. özet geçer misiniz şöyle 5 dakika? Hocam 45'i yapmamışız. 30 60 90'a Ben onu ama yapmışız. size ödev verdim. Böyle kısaca anlattım. Dedim ki bak buradan devam edin dedim. Burayı siz artık yapın dedim. Şöyle dik üçgen çizmiştim hatırlarsanız. Orayı İyi yapacağınızı ki bu dersleri atıyorsunuz YouTube'a. Yoksa yoksa hepsi bitiyor. ispatlayamam değil mi? Yok Ben dersin. onu izleyince aklımda kalıyor işte Ben başka şöyle bir çizmiştim dik üçgen değil mi? Demiştim ki bak burada 45-45 olacak demiştim şöyle. Şu kenara A diyeyim, buraya A diyeyim, buraya X deyin demiştim. Buradan Pisagor yapın, burayı bulun demiştim. İşte bir arkadaşımız yapmıştı. X kare eşittir A kare artı A kare. Aa, Buradan çok X kare iyi. eşittir ne geldi? İşte 2A kare geldi. 2A kare. Sonra her taraftan kare kök aldık burada sağ ve soldan. X buradan ne geldi? Şu A kare dışarı A diye çıkar. Yani A kök 2. Demek ki burası A kök 2 oldu. O halde sinüs 45'i yazabiliriz demiştim. Sinüs dedi karşı bölü hipotenüsü. Şu karşı diye yazayım da gel, anlaşılır. Ben biliyorum. Aa, söylediniz. Evet, 45. Mesela şu 45'in ya fark etme ikisinden birini al fark etme. İkisi aynı çıkar. 45'in karşısında ne var? A var. Hipotenüste ne var? A kök 2 var. Tamam. Burada A'lar sadeleşir. Şunlar. O zaman 1 bölü kök 2 geldi. Bunu da eşleniyle çarparsanız ne yapar? Kök 2 bölü 2 mesela. Bu bitti. Benzer şekilde kosinüs 45'te Hocam bulacaksın. kosinüs de şey değil mi? Komşu bölü hipotenüs. Komşu bölü hipotenüs. O halde şu 45'in komşusuna bakarsam A geldi. Hipotenüs de A kök 2 geldi. Burada A'lar sağa değişti şöyle. 1 bölü kök 2 yaptı. Eşliğine çarptım. Kök 2 bölü 2 işte. Tanjant 45'e geldim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu hatırlarsanız. Yani 45'in Evet karşısında hatırladım. A var. Komşusunda A var. A bölü A'dan 1 geldi işte. Kotanjant 45'e bakalım. Bir kez de tam tersi. Yani komşu bölü karşıydı. Komşusunda A var. 45'in şu komşusu A'dır değil mi? Karşısında A var. A bölü A'dan yine 1 geldi. İşte bunlar bitti. Bu kadar. Yapacağınız şey buydu. Bunda zaten ödevi verdim. Sadece şu kısımdan bahsettim. Diğerini benzer şekilde yapmanız lazım. Şunları bildiğiniz için dedim. Bunu da bu şekilde alın bakalım. 30, 60, 90 da verdim ama onu detaylı bir şekilde anlattım. O zaman sen yok muydun bilmiyorum ama. Bir şey sorabilir miyim hocam? Bu Evet. tablo ne işe yarayacak? Ben onu anlamadım. Şimdi lazım olacak. Baksana Şimdi ne işe yarayacak? Sula ya. Evet. Kaşık ne işe yarar diyor. Çorba içmeye yarar. Öyle mi diyeyim? Aynı onun gibi bir şey. Hocam öyle değil. Biz bunu şimdi yani ben bütün Ya bu ne da bileyim lazım olacak. trigonometredeyiz ama bunlar farklı diğerlerine göre hiçbir şey. Hepsi karıştı ya. Yani bir türlü karışıyor. İşte ben sana adam gibi anlatıyorum derdimi tek tek. Neyin nereden geldiğini açıklıyorum detaylı bir şekilde ama sen bunun tekrarını yapmazsan hiçbir şey öğrenemezsin. Ben size ödev verdim. Tamam yapacağım. Bugün vallahi ya çalışacağım. En baştan başlayacağım bugün matematiğe tekrardan. En başta başlarsan nasıl bize yetişeceksin? Biraz ortalardan başla. Yetişmesi lazım. Ortadan başladı Ortalardan anlarım hayret bir başlayınca şey. yok. Hocam başları Kanka anlamış radyonun ya. yemek Biliyorsun yapmıyordun direkt yemeği direkt o yaptılar şeyden hemen başla. kapıya başlayayım. Böyle saçmalama tuz Hocam atayım. ben şimdi nereden başlayayım bize yetişebilmek için, buraya yetişebilmek için? Sinüsten. Vallahi bilemiyorum. Onu sen Birim bileceksin. çemberden başlasın hocam. Diğerlerini biliyor zaten. Yani köklü sayılabiliyor mu? Bilmiyorsa o zaman 9. sınıftan başlaması lazım. Belki Eşleniş yapmaya başlıyor. yani Allah'ım. sen kendi eksiklerini kendin bilmen lazım. Evet. Yani ben ona bir şey diyemem. Sen kendi eksiğini kendin bileceksin. Ben bunu bilmiyorum. Oraya oturup çalışman lazım.
Denklem çözmeyi bilmiyor. 7. sınıf olsa yani matematik seçmek bu şey. Yani TM seçin ama matematik bilmiyorsan boşa gelin yani burada. Öğreneceksin de öğren yani. Otur da otur. Çalış yani. Baştan sona hepsini öğrenmeyin. Öğreneceğim hocam, tamam. Birinci sınıfta başlayacağım. Bekliyoruz bak. Söz verdim. Bakalım ne gibi değişiklik olacak. Yani. Bunu istiyorum artık. Bu ekran aldım galiba. Tamam. Aldık aldık. Evet. Şimdi bunlar ne şey yaradığını şimdi açıklayacağız. Şimdi bak sinüs 1110'u biz öğrettik mi? Öğretmedik. Ama biz ne öğrendik? Esas ölçüde bir şey öğrendik değil mi? Bunu biz evet hocam. Ne öğrendik? O zaman 1110'u ben esas ölçüsünü bulabilir miyim sizce? Bulabilirim. Nasıl? Bölerek. 360'a mı böleceğiz? Evet tabii ki. Aha vallahi biliyormuşum 360'a böleceğiz dedim. Yani kaç kilo var? 3. 3. 3 tane 360'ın ne yapar? 1080. 110. Evet. Yok 1080 pardon. Bu ikisinin farkı ne yapar şimdi söyleyin. Ne? Neydi? 30. Çıkar yani. Çıkarmak 30. istiyorum. Ne diyor ya? Hocam anlamadım ki sesiniz kısık kısık geliyor. Bölüş. Çıkarmak için ne yaptın? Ne diyeyim? Ben de anlamadım. Her zaman lafımı değil. Bir de ekrana bakın. Ekranda ne yaptığımı anlayın. Şurada çıkarmak için ama onu sorayım işte. Evet çıkarmak için 1110'dan 1080'i çıkarayım. 30 gelmez mi? Gelir. Demek ki o halde soru şu hale geldi. Sinüs 1110 yerine sinüs 30 yazabiliriz. 30. Esas ölçüsü bu ya, bu gelebilir. Tamam. Çar artı. Kosinüs diye bir yazalım. Şimdi 780'i düşünelim. 780'i 360'a bölelim. 2 kere var. 720. Evet. Kalan çıkardık yani. 60. Anladım bu kez. Aferin. Evet devam edelim. Çok güzel böyle gidiyor. Aynen. Evet, geldik buna. 25 pi bölü 4. 25'i 8'e böleceğiz. Evet değil mi? 2 katına böleceğiz. Ya da bunu 180 yazıp böyle yapabilirsin. Hangisini yapalım? 25'i 8'e bölelim. Daha 8'e bölelim. 8'e bölelim. Daha güzel olur. Kaç kere var? 3 kere mi var? 3 kere var. Kalan 1 mi? 1 geliyor hocam oradan da. O zaman bunun esas ölçüsü ne oldu? Yani 25 pi bölü 4. 1 pi bölü 4. 1 bölü 4. Pi bölü 4. Evet, pi bölü 1000. Pi buraya geliyordu. Şu ha, 4 zaten şu payda var ya, oradan geliyor değil mi? Demek ki ben buraya evet, tanjant ne yazayım? Tanjant. Pi bölü 4. Pi bölü 4. Pi bölü 4. Evet şimdi sinüs 30 bak lazım. Gördün mü? Bu tablo lazım. Ya da o anlattığım şey. Sinüs 30 kaçmış? 1 bölü 2. Evet doğru. 1 bölü 2 yazdık. Artı. Kosinüs 60 da öğrendik bu tabloda var ya. Kosinüs 62. 1 bölü 2. Kosinüs ne burada 60 ne de şurada görüyor musun? Kosinüs burada yazıyor görüyor musun? 1 bölü 2 oda. 60 da burada ne tamam buluştular? Bak burada buluştular. 1 bölü 2. Hocam yazıyor. Bu tablo yeni değil değil mi? Bu önceden vermiştiniz bu tabloyu bize. Ben bu tabloyu vermedim. Ben ne anlattım? 30, 60, 90 üçgenini anlattım. Orada aynısı var işte. Onları tek tek yazdık ya. Ben tabloyu vermedim. Tabloyu yani bileceğiz yani. Aynı şey yani. Tabloyu ezberlerim. Şimdi anlattım. Burada tablo vermiş adam. Bu tabloyu ezberlesen unutursun yani. Ben ezberlemeni istemiyorum. Mantığıma yerleştireyim daha doğrusu. Yani üçgeni çizmeyi öğren. Geçen giderse yap yani. Tek bir. Güzel. Yapamadım o 45'i. Hocam tanjantı ne yapacağız şimdi? Pi bölü 4 aşağıda yazmıyor. Evet, şimdi pi bölü 4 nedir? Pi bölü 4 kaç derece işte aynı zamanda? Bir dakika hı? Ben söyleyeceğim. Durun bir dakika. Pi 90 pi kaça eşitliyor? Pi bölü 4. Pi neydi? Şey 45'e eşit 45'e. Evet, 180 doğru, 4'ü 45'e değil mi? 180'i 44'e bölünce 45 oluyor. Demek ben şunu yerine tanjant 45'te yazsam aynı şeymiş değil mi? Biri radyan biri derece olarak bak aynı. Bunun yerine bunu yazabilirsiniz kız da. Ona da 1 yazacağız. 1 zaten tanjant 1. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1 yapar değil mi? Toplamları 1 yaptı. Tanjant 45 neymiş? Bak burada tanjant 1 hocam. Burada yazıyor. Bir. Bunların buluştuğu yer nereymiş? Hop. 1'miş. Demek ki buraya 1 yazıyorsun. Aman ya Rabbi anladım. 1 bölü 1'den 1. Vallahi ne? Ben de anladım. Yemin ederim şu an matematikte bir aranda bir şey oldu yani. İletişim oldu. İletişim oldu mu? İletişim içindeyim. Hadi devam edelim. He, geçiyordu hani diğer soruyu. O zaman devam edelim. Devam edelim evet. Burada tek tek çözmüş bizim yaptığımız gibi. Cevap 1'i bulmuş. Tamam. Bu ekranı almak isteyen varsa alsın. Yoksa geçeceğim. Alayım ya ne olur ne olur. Oradan da bakarsın belki indirirsin. Ben bugün attığınız bütün videoları izlemeye karar verdim.
Bir de beğenirsen iyi olur. Tamam. Abone de olayım. Abone ben de abone oldum da beğenmeyi unutmayın hemen. Ben de abone oldum. Saatlen içinde biter mi bir gün içinde o videolar? İzlesem hepsini. Bitmez asla. Saçmalama. Tamam. Kaç haftadır işliyoruz. Yani. Allah Allah. Evet. De. Bir eksik yazıyoruz kızlar. Kurtancan 45. Ben mesela bilmiyorum. Hemen diyorum ki kafamdan bir tane dik üçgen çiziyorum. Bak hemen bir. Çizim. Bir değil mi? Bir. Cevap bir de mesela bilmeyenler için. Bak 45-45 90 üçgenini çiziyorsunuz. Şurada ne vardı? Bir var. Yani öyle yapabilirsiniz. Bir var. Bir var. Kök 2 var. Değil mi? Bire yapabilirsiniz. 45-45-90 üçgeni budur. Şimdi kotancan 45 neydi? Yani anlam olarak komşu bölü karşıydı. Komşuda bir var. Şu 45'in komşuda bir var. Karşısı bir var. Hani ben buraya 1 bölü 1 yazayım ya da 1 yazayım. Şunun yerine 1 bölü 1 de. Yani şu şekilde barak konuştum. Şimdi bir de 60 var. Hadi 60 değil. Sekant hem de bir de. Biz sekantı öğrenmiştik. Nasıl bulacağız? Tabloda yoktu. Evet yoktu. Sekant neydi hatırlarsanız? Bunun eşiti vardı. 1 bölü, bölü kosinüs 60 değil mi? Bunu öğretmiştik. Sekant x 1 bölü kosinüs x eşitti. Yani buraya x'ti ya buraya 60 yazdım x yerine. Sekant 60 1 bölü kosinüs 60 eşitti. O halde kosinüs 60 neydi? 1 bölü sekant x. Yok sinüs x. Hayır ne oldu? Ben şu değeri söyleyeyim sana. Kosinüs 60'ı sorayım. Hemen aklımda hocam, ne geliyor? Hocam ben söyleyeyim. Bak soru çözüyor. Biraz alışın. 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Evet doğru. 1 bölü 2. Buraya 30, 60, 90 çizim. 30'un karşısında 1 var. 90'ın karşısında 2 var. Burada kök 3 var. Bize 60'ın kosinüsü lazım. Komşusu değil mi? Burasıdır. Komşusu 1'dir. Ve hipotenüsü de 2'dir. Bunu yazacağım. Ve buradan ters çarpınca ne gelir? 2 gelir değil mi? 1 bölü 2 idi. O zaman buraya da 2 geldi kızlar. Şunun değeri. O zaman ne oldu? 1 eksi 1 çarpı 2 haline geldi. 1 bölü 1, 1 oldu. 0. 1 eksi burası 2 yapar. Hayır, ne 0? Burası 2 yapar. Önce çarpma yapman lazım. Ha, pardon. Evet, pardon. İşlem önceliği var değil mi? Bu da eksi 1 yapar. Eksi 1. Çarp eksi 1 mi? Evet, doğru. Buyurun. Ben var ya bu soruları sallayarak bile tutturacağım. Valla tutturum ben. Evet, tutturum ben. İyi de test değil ki sınav. Nasıl tutturacağım? Nereden biliyorsun test olmadığını? Hoca test olmaz dedi ya. Olmadı onunla. Olsun ben şimdi bir şeylerdi. Evet, bunu da geçirme halde. Geçelim. Geçelim. Sinüs pi bölü 3 nedir? Sinüs pi bölü 3. Derece olarak istiyorum yani. 60. Evet, sinüs 60 doğru. Yan tarafa geldim. Kosinüs ne yazayım? Bu da 60 değil mi? Pi bölü 3 çünkü. Evet. Hocam 60 olduğunu nasıl anlıyoruz? 183'e mi? Allah kız aha. Evet kanka 183'e bölüyorsun. Pi yerine 180 yazarsan. Bunu da 3'e bölsen kaç yapar? 60 yapmaz mı? 60. Duyuyor musun ben? Buraya bakayım değil mi ekranı? Vallahi gördüm tamam. Ahın başlayı değil mi? Anlamıyor musun? Pi yerine 180 yazar. Hayır ben aklıma geldi diye. Buradan geliyor. Bir daha sorma bana. Arka planda şey. Bunlar daha en başta anlattı. Sen hiç çalışmamışsın bunlara demek. Evet hiçbir neyse, şey yapmadım. Hocam devam Abi, edelim. Şimdi ya da otur. Evet gelelim şuna. Tanjant. 30. Tanjant 30. Kendi söyleseydi keşke Sıla. Şuraya 180 tamam, yazarsan. 186'ya bölsen kaç gelir Sıla? 30 gelmez mi? Kaç gelir? Ha, 30 gelir. Işte. Tamam bölüm. Hocam anladım ya. Senin için yapayım bak. 186'ya bölsen. Ay gülle. Sonra neden gelir diye sorma. Ölüyorum. Tamam yan tarafa geldik. Buraya ne yazıyorum? Kotanjant yazıyorum ve 30 oluyor orası da. Evet. Tamam. Sinüs 60 kaçtı? Hanımefendi. Kök bölü hani? Kök 3 bölü 2. 2 doğru. Kosinüs 60. 1 bölü 2. Tamam, 1 bölü 2'ymiş. Evet. Tanjant 30 kaçtı? Bunu da öğrettik. 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3. Tamam yazabiliriz doğru. Bunları ezberlersek yapar gibiyiz bence. Tabii, tabii ezber. Bunları ezberlemeyeceğim öğreneceksin. Şeyde kök 3 hocam. Kök 3. Kök 3. Kök 3'ü doğru. Şimdi bu işlemi yapacağız. Şu kök 3'te kök 3'te. Hocam yapalım. Bir dakika. He. Sınavda buraya kadar yaparsak 5 puan verir misiniz? Veririz evet. Doğru yaparsan. Oo tamam soruz çok kolay zaten. Doğru yaparsan ama şuraya art. Mesela bazı önce buraya hemen çarpı değil artı koyu bitti. 0. Yani her şey doğru. Burada artı var. Takılırsak bu iş olmaz. Gider. Sıfır benim gözümde. Öğrenci bu işi yapmıyor yani. Evet. Bunlar gitti. Aşağıda 1 kaldı. Bunları çarparsam ne yapar? Kök 3 bölü. Kök 3 bölü 4. 4. Yani böyle. Cevaplı bu olması lazım. Cevaplı muydu? Yani kök 3 bölü 4. Tamamdır. SS olalım. Öyle doldu mu diyorum?
Yok hocam, süremiz değil hocam, şu an devam edelim. Boş verin siz süreyi, ben hatırlatmayacağım size. Ben unutursam devam eder gider ders. Tamam, ederim tamam hocam. Zaten diğer ders. Bir dakika kalırsa hatırlatın da evet. Tamam. Geçiyorum hocam. Okuldan sonra da geçiyorum. Geçelim. Evet, pi bölü 4. Kaçtı? Söyle bakayım Sıla. 45. Sıla sen misin? Arkadaşım bir sar mısın lütfen? Bir dakika öğretmenim. Hesap makinesi hadi. 180 ya, 4'e bölüm. Ay hocam yapmak istemiyorum ya. Madem bozuldu. Aa, ben yapayım bak. Pi bölü 4. 180 bölü 4. Kaç yapar? Bilmiyorum. 5 yapar. 45. Oo, sen daha bölme işlemi bilmiyorum biliyorum. Hayır hocam, benim bölmem gayet de güzel. Niye bölemedin 184'ü? Bilmiyorum. Gerek hocam heyecanlandım bir de. Heyecan. Hocam o da 405 cevabı onun, ben yaptım. Şimdi bunu esas ölçüsü ne yapar? Neyi ne yapar? Esas ölçü var ya, bunu esas ölçüsü değil. Evet çıkar. Tamam. Hocam 5 derece değil mi? Yanlış mı yaptım ya? 5 değil. Hayır. Mi? 9 pi neye bölüm? Bunu iki katına böleceğim. Yani 8'e böleceğiz. 1 bölü 4. Bir defa. 1 bölü 4 mü cevap? 1. Şu pi'si değil mi? Pi bölü 4. Bu da tamam, anladım. Pi bölü 4. Duydum. Beni deletme. Faydası 4'tü. 2 katına böldük. Burada 1 kere var. 8 geldi. Burada kalan 1. İşte şu 1 bizim için pi oluyor. Faydası zaten şuradaki 4'ten geliyor. Pi bölü 4'müş yani. O zaman buraya ne yazıyorum? Pi bölü 4 yazdım. Pi bölü 4 değişiktir. 45 zaten. Bunu biraz sonra yazacağım. Artı. Diğeri de pi bölü 4. Bu da mı öyle geliyor? Bakalım 17 ne yapacağız? 8'e bölüyoruz da. 2 kere. Bir defa var. 16 yaptık. Kalan 1 değil mi? 2 pi bölü 4. O da pi bölü 4. Yani pi bölü yine 4. Yani yine ben buraya. Biz de bir şeyler biliyormuşuz hocam. Pi bölü 4. O zaman kosinüs 45'in değeri kaç? Onu yazabiliriz. Kosinüs 45'i söyleyin. 2 bölü 2. Evet, doğru, ödev vermiştim. Kök 2 bölü 2 geldi. Bu da sinüs 45 zaten, bunun eşiti. Sinüs 45 ne? Aynı kök eşit. O da kök 2 bölü 2. Kök 2 bu da kotanjant 45. Kotanjant 45 kaçtı? O 1. 1. Doğru. Şimdi burada sadeleşenler var galiba. Şununla şu gidiyor. Artı eksi çünkü gider. Ne kaldı geri? Cevap 1 mi? Buradaki 1 kaldı. Cevap 1 yani. Bu kadar. Aman ya Rabbi. Hocam hepsinde cevap 1 zaten. Biz boşuna evet. İşlem yapıyoruz. Öyle zannet. Şimdi cevabı biri olmayan bir şey yapalım hemen. Evet, hemen yapalım. Ama çoğunda bir çıkıyor. Cevabı sıfır olur o zaman. Sıfır çıkarsa ne yapacağım? Hep sıfır çıkıyor. Ne yapacağız? Neyse biz cevabı 0, 1, 2, 4, 5 diye sıralarız bizim sayıları. Diğer sorudayız. Geçiyorum o halde. Var mı soru? Sıla çok tatlısın ya. Yok. Geçtim. Ah bir de anlayabilsem. Daha güzel. Hocam sinüs 31 bölü 2. Doğru. 4 çarpı 1 bölü 2 de 2 ile sadeleşir. Tanjant 60'da kök 3. Böyle bir. Öğrettik bunları tabloda. 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2 evet. Sadeleşenler var değil mi? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 gider. Ben şöyle 2 çarpı 2 ne yapar? 4 yapar mı? Şu aşağıdaki 2 ile 2 çarparsan 4. Bu 4 şu yukarıdaki 4'ü götürür değil mi? Evet. Yerine kaldı. Kök 3 ya. Kök 3 yani bitti. Evet. Kök 3 hocam, 1 olmayan cevaplar da varmış. Varmış evet. Neyse. Zeynep. Evet, bunu da geçiyoruz o halde. Evet. Öğretmenim bu kadar zor olmaz değil mi sınavda da? Böyle olur yine. Bu kadar kolay olmadı. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Siz evet. Böyle derste işlediğimiz hiçbir şey sormuyorsunuz sınavlarda. Çok daha çok zorunu soruyorsunuz. Ben bittim o zaman. Şey yani derste 5 ile 5'i toplamayı öğretiyorsun. Sınavda 5 ile 75'i çarpmayı soruyorsun. Yok daha ne? Abartıyorsun şimdi ya. Sen ona 1000 de yani 2500'de falan da kaldın. Yapamayacağım bir şey yapacağım. Evet, fonksiyonu sormuyorsunuz işte hocam. Ya zor diye bir şey yok. Çalışan hepsi kolay. Hocam hiç valla zor diye bir şey yok. Hocam vallahi ben bunu çözemem. Fonksiyonu öğrenmedin mi geçen sene? Fonksiyonda da değer yazmayı. Yerleştireceğiz. Evet, pi bölü 24 yazıyor. Hocam geçen senenin ikinci dönemi yoktu. Sin. Fonksiyonda hiç başlamadık mı? Başlamış olman lazım. Hiç başlamadık. Başladık hocam. Dörtgenlere kadar geldik diyorsun. Nasıl oluyor? Saçmalama, hiç çözemiyorduk biz seninle. Sin 4 çarpı kök. Geçen sene de kaldınız kızlar.
Alo. Hocam geometride yamuğu yarım kalmıştı. Yamukta tamam. O canlı derslerde hoca yamuğu da anlattı. Tamam, demek ki bunlara işlemişsiniz. Zaten bunlar neydi? Olasılıktan sonra şimdi fonksiyon başlamıştı. Ben hatırlıyorum. Kız fonksiyonları birinci dönem değil miydi? Tamam, işte birinci dönem. Ya fonksiyonlar zaten çok zordu bir kere. Başlı başına. Polinomlarla pi bölü 24. Evet, x gördüğüm yere pi bölü 4 yazdım. Aynen. Artı. Ne yazdık? Pi bölü 24. 6. Doktora yazıyor ya. Çarpı. Gördüm. Pi bölü 24. Evet, eşittir. Şuradan devam ediyorum. Sinüs. Şuna sadeyse burası pi bölü 6 yapar mı hızlar? Evet hocam. Artı tanjant. Evet tanjant. Yine pi bölü 6 hocam. Yine pi bölü 6. Pi bölü 4 değil mi hız? Ay pardon 4, pardon. Lüze ne gördüyse söylüyor herhalde. Ya kanka ne bileyim bir aklım 6 gibi gördüm. Diye. Ay 4 gibi gördüm pardon. Yoklamaya alsa diyor. 6 mı hocam ben? Aleyna sen o notları bana atsana kanka ne olur. Bir de not atarım. Evet, pi bölü hocam 30 sin 30. Sin 30 yapar burası doğru. 180 sin 30 ne yapar? Yazayım şöyle. 1 bölü 2. Anlamıyorum. 1 bölü 2 hocam. Hemen ezberledim. Hemen. Tanjant neydi? Bu da 45 değil mi pi bölü 4? Evet hocam o da 1 zaten. 1 değil mi? Sin 30 neydi? 1 bölü 2 idi. Evet, tanjant 45 de 1'di. Toplamlar ne yapar? 3 bölü 2 mi yapar toplam? Evet. Üçüncü sayılar payda işte düzenle topla. Hocam aslında matematik o kadar da kötü bir ders değil yapabilirsen gerçekten. Hocam 2 dakikamız kaldı hatırlatın demiştiniz. 1 dakika kaldı evet. Hatırlatın 2 değil. Yani 10 yılda bir ders almadım. 1 dakika erken hatırlat. Evet. Bu soru da böyle çözüldü. Herhalde anlaşılmış. Fonksiyonda yerine yazdık değerini ve düzeltmeler yapınca pat diye çıkıyor işte. Ya bu da esas ölçüm. Hocam bu çok uzun. Ya 17'yi 8'e mi? Hocam bir saniye bir eski bir önceki soruya döner misiniz? Bunlar videodan alabilirsin kızlar. Videoyu atacağım ya oradan da ekran görüntüsü alabilirsin aslında. Hocam abone sayınız çok mu? 13. Abone ne? Ne 13'ü? 45 mi? Ben de hocam 14. 45 den sonra bilmiyorum arttım bakmadım. Hocam şeyi 4 pi bölü 4 cevap. Hocam evet. Bir dakika var. Hatırlatın evet, etmesi. Evet hocam pi bölü 4 doğru söyledi. Diğer hocam bu soru çok uzun bence bunu. Yetişmeyelim. Ya da ödevimiz olsun. Hocam ikisi de pi ödev bölü. Olsun ya hocam bu. Ya bir durun durun anlatsın işte hocam anlamıyorsun. Bir kere kaldı. Yani o zaman buradan ne geldi? Pi bölü 4 geldi. Pi bölü 4. Diğeri de pi bölü 6. Pi bölü 6 gelecek burası tamam. Bir de ne lazım? Şurada 7 pi bölü 3 var. Onun aynısı yok değil mi? Evet. 7'yi de ne yapacağız? 6'ya mı böleceğiz? Yine pi bölüm. Yine evet, pi bölüm. Var. 6 geldi. 1 kaldı. Oradan 1 olduğu için o da pi bölü 4. Faydası kaçmış? 3. Pi bölü 3 oluyor. Doğru. Faydasına bakacağız. Dikkat edin. Evet hadi hocam. 9'u 8'e bölüyoruz. 8'e bölük 1 kaldı. 8. Oradan kalan 1. Oradan yine pi bölü 4. Ya. Pi bölü 4. Pi bölü 4. Evet, Sıla 1 pi demiyor. Sadece pi diyor. Pi bölü 4 evet. Tamam. Bunda yeni yazarsam sinüs. Sinüs. 17 pi bölü 4 yine pi bölü 4 yazdınız. Sinüs 45 oldu mu bu da? Oldu evet. Hocam. Artık kosinüs. Geri de. Bu ne oldu? Kos bölü 6. Pi bölü 6 değil mi? Pi bölü 6 kaçmış mı? 30. O da 30. 30 yazdım. 30. 3 çarpı. Duygularımdan. Kotanjant ne yazacağım? 1 bölü 3 de 60. 60. Evet 60. Kotanjant 60 yazdım. Bak öğreniyorsunuz. Pi bölü 4 de 45. Bu da neydi? Pi bölü 4'tü. O da 45. Kos 45 yazıyor. Bu değerler sizin yerine yazalım. Sinüs 45 kaçtı? Kök 2 bölü 2 idi yazdım. Değil mi? Kök 2 bölü kök 2. Kosinüs evet. 30 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Ben hatırlıyorum azaz. 3 çarpı. Kosinüs kotanjant 60 kaçtı? Sağ ol bebeğim. 1 bölü kök 3 mü ya da kök 3 bölü 3 müydü? Hatırlayan var mı? Kotanjant atmış mı? 1 bölü kök 3. Tamam, kök 3 bölü 3 değil mi? Tamam kök 3 bölü 3 o da doğru. İkisi de aynı şey kızlar. Kök 2 bölü 2. Ben şöyle yazayım sen. Kök 3 bölü 3 yazayım sen. Yani eşliğine çarpılmış hali bu. Doğru mu? İkisi de doğrudur. Evet 2 çarpı. Kosinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 mi? Kök 2 bölü 2. Burada sadeleşenler var. Mesela şu 3'ler birbirini götürdü. 2'ler birbirini götürdü. 3'ler birbirini götürdü. Kalemi şöyle diyelim. Evet. Üst taraf ne yapar? Kök 2 artı kök 3 bölü 2 yapar mı? Şöyle fayda eşit ya topladım.
Aşağıda ne kaldı? Kök 3 artı kök 2 kaldı değil mi? Bunu da ters çevirip çarparsam kök 2 artı kök 3 bölü 2. Ters çevirip çarptığım için bu yukarı mı gelecek aşağı mı? Aşağı gelecek. Yani şöyle gelir. Kök 3 artı kök 2 gelecek. Burada sağda yaşayanlar var. Kimler? 2 artı kök 3 de 2 artı kök 3'ü birbirine götürecek. Kim kaldı? Cevap 1 bölü 2. 1 bölü 2. Evet, cevap 1 bölü 2 doğru. Tamam, bugünlük de bu kadar diyelim. Derse bitmişti zaten. Hocam yemin ederim anladım. Hadi bana süre bitti. Aman yarabbim. Tekrar etmen lazım. Aleyna sen susar mısın lütfen ya? At bana notları kesin. Tamam, bugünlük de bu kadar. Atarım atarım. Var mı soru soran? Hayır. Yok hocam yok. İyi o zaman kapatıyorum. Çok mutluyum ya. Güle güle. Görüşmek üzere.